Görüşme öncesi açıklama yapan her iki bakan da mutabakata varmanın önemli olduğunu söyledi. 14 Şubat'ta Soçi'de düzenlenecek kritik üçlü zirve öncesi Ankara-Moskova hattındaki trafik hızlandı. Sizler burayı teşrif ettiniz. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın özel davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Akar, Şoygu'yu askeri törenle karşıladı. Askerleri Türkçe selamlayan Şoygu, ardından bakanlık özel defterini imzaladı. İki bakanın görüşmesi heyetler eşliğinde devam etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da görüşmede yer aldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 14 Şubat'ta Soçi'de bir araya gelecek. Şoygu ile Akar, Ankara'da 14 Şubat zirvesine ilişkin son notları gözden geçirdi. Görüşme öncesi her iki bakan da kısa açıklama yaptı. Sıcak karşılamadan dolayı Akar'a teşekkür eden Şoygu, önemli konularda mutabakata varmayı umduğunu söyledi. Uzmanlarımız 31 Ocak 2 Şubat tarihlerinde Moskova'da ciddi bir çalışma gerçekleştirdi ve kilit konulardaki hususlarda mutabakat sağlamayı başardılar. Özellikle İdlib ve Fırat'ın doğusu ile ilgili konuların üzerinde çalışma yaptılar. Bugün burada yapacağımız çalışma kapsamında ana hatlarıyla başlıca konular üzerinde mutabakata varacağımızı umuyorum. Akar'da iki ülkenin hak ve menfaatlerinin korunması, kollanması ve güvenliğinin sağlanması noktasında Rusya'yla her seviyede çeşitli görüşmeler yapıldığını belirtti. Tekrar hoş geldiniz. İşyorası da propaganda oldu. Yapılan çalışmaların çok değerli olduğunu ifade eden Akar, bölgenin barış ve istikrarına önemli katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum diye konuştu. Daha da ötesinde dünya barışa da gerçekten katkı sağlayacağını inanıyorum. Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti. Görüşmede İdlib için yapılan silahtan arındırılmış bölge mutabakatında gelinen son durumun ele alındığı belirtildi. Özellikle terör örgütü HTŞ'nin mutabakatı ihlal eden faaliyetlerinin değerlendirildiği ifade edildi. Görüşmede Fırat'ın doğusu için güvenli bölge konusunun da gündeme geldiği belirtiliyor.